Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Eylül 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Güneş ayın 22'sine kadar Başak Burcu'nda parlayacak ve hemen ayın başında 3 Eylül'de Başak Burcu'nun 11 derecesinde yeni ay doğacak. Çok güçlü sabit yıldız tesirlerinin etkili olduğu önemli bir yeni ay ve size olumlu bir açıda 5. ev, keyif, heyecan, mutluluk evi, şans evinde oluşacak bir yeni ay döngüsüne başlıyorsunuz. Üstelik yönetici gezegeniniz Venüs Terazi burcunda güçlü olduğu bir pozisyonda olacak bu yeni ay sırasında. Evet, yeni ay özellikle ayın 25'ine kadar olan süreç içerisinde hayatınızda bazı yeni kararlar vermenizi, yeni adımlar atmanızı teşvik edebilir. Sorun çözen, önemli yardımlar, destekler getirebilecek, kendi içinde çok şanslı etkilerinde olduğu bir yeni ay bu. Ayın ilk günlerinde Mars Neptün arasındaki kare açı özellikle parasal konularda biraz endişe yaratabilir. Yani beklenmedik harcamalar olabilir. İşte biraz gelir gider dengenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Bu yeni ayda işte bu endişelerle özellikle maddi konulardaki bazı kararsızlıklar, hissettiğiniz baskılarla ortaya çıkabilir ama süreç içerisinde bu alanda uygun çözümler bulmanız, bazı güçlü destekler almanız da mümkün görünüyor. Evet, çocuklarla ilgili önemli adımlar getirebilir bu yeni ay. İşte onların eğitimleriyle ilgili güzel, keyifli başlangıçlar yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak için, hamilelik, doğum gibi konular için güzel bir yeni ay etkisi. Aşık olabilirsiniz. Venüs'ün de güzel destekleri var. Yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz, becerilerinizi ortaya koyabileceğiniz, biraz daha dikkat çekebileceğiniz gündemleriniz var. Belki bir eğitime başlayacaksınız, bir hobinizle ilgileneceksiniz. Bunları bir mesleğe, günlük hayatınızda bir uğraşa da rahatlıkla döndürebilirsiniz. Ve süreç içerisinde tabii ki şansa ihtiyacınız olan alanlarda daha fazla destek alıp maddi kazançlar, hatta hayatınızda başarılar elde etmeniz de mümkün olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda Başak, Balık, İkizler, Yay, 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili çalışabilir. Güneşinizle yükselen burcunuz da 11 derece ve yakınlarındaysa tabii ki yeni aydan güzel bir üçgen açı alacağınız için daha şanslı, daha olumlu tesirlerin artabileceğini de söyleyebilirim sevgili boğalar. Ayın 4'ünden itibaren Mars İkizler'den ayrılıp Yengeç burcuna geçecek ve sizin için para konularında son 1,5-2 aydır hissettiğiniz o baskı biraz azalacak artık. Üçüncü evinize bir Mars geçişi başlıyor. Bu sizi entelektüel konularda, eğitim konularında, biraz hani yakın çevre ilişkilerinde daha fazla enerji harcamanızı gerektirebilir. Üçüncü ev etkisi özellikle kardeşlerle ilgili konular olabilir. Çünkü daha fazla zihinsel anlamda, iletişim anlamında hareketli olacağınız bir dönem başlayabilir sizin için. Eğitim konularında da tabii ki Mars burada sizi destekleyebilir. Ayın 8'inde Güneş-Satürn karşıtlığı var. Biraz zor bir açıdır ama size çok olumsuz bir pozisyonda değil. Aslında bu bir hak edişle alakalı. Hani şu ana kadar belki çocuklarınızla ilgili böyle bir efor sarf ettiğiniz bir beklentiniz var. Hani bu bir tamamlanabilir, sonuç verebilir. Bununla birlikte parasal konularda biraz daha temkinli, istikrarlı ve güvenli adım atmanız gerekebilir. Hani bunun çözüm yollarını bulabilirsiniz. Özellikle ilişkilerinizde, aşk konularında, arkadaşlıklarda güven aradığınız, istikrar aradığınız alanlarda bir test de söz konusu olabilir. Güneş-Satürn karşıtlığı altında. Ayın 15'i güzel bir gün. Venüs Jüpiter'le muhteşem bir üçgen açı yapıyor. Bu size parasal kazançlar, iş fırsatları getirebilir. Bu günleri özellikle değerlendirin. Çünkü iş, meslek, çalışma ve para evlerinizi olumlu bir şekilde etkiliyor bu Venüs-Jüpiter üçgen açısı. Ayın 18'inde Ay Dolunay fazına gelmiş olacak. 25 derece Balık burcunda dolunayla birlikte yılın son ay tutulmasını yaşayacağız ve önümüzdeki birkaç ayı da önemli ölçüde etkileyebilecek bir tutulma bu. Üstelik 2025'te de artık tutulmalar, düğümler Balık Başak'a geçecek. İşte bu ilk tutulma Balık Başak'ta yaşayacağımız her 9 yılda bir bu burç döngülerinde tutulmalar karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii ki dolunay aynı zamanda bir ay tutulması olduğu için farkındalık, tamamlanma, bitiş, sonlanmalar, bir amaca ulaşma, bir hedefe ulaşma gibi konuları hayatımızda
ortaya çıkarabilir. Sizin 11. eviniz aslında dilekleriniz, umutlarınız, hayalleriniz, projelerinizle ilgili bir alanda yani hayal ettiğiniz bir konuya sizi ulaştırabilir aslında. Bakın işin içinde Neptün olunca, Satürn olunca tabii ki kayıplar, hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Ancak bu tutulma eğer hak edişlerle çok alakalı. Yani siz tamam hayal, her şey hayalle başlıyor. Hayaller kurdunuz, projeleriniz var, idealleriniz var, vizyonlarınız var. Ama bunun için gerekli çabayı gösterdiğiniz, gerekli altyapıyı hazırladınız, uğraştınız ve uğraşıyorsunuz bir süredir. Şimdi bu hayallere de kavuşabilirsiniz. Ama gerekli çabayı göstermediniz, sadece hayal ettiniz. Hiçbir gerçekçi temeli olmayan konularda da tabii ki hayal kırıklıklarına uğrama riski vardır. Özellikle para konularına, aşk konularına, duygusal konu ve tabii ki sosyal hayatınızdaki arkadaşlarla olan ilişki dinamiklerinize dikkat edelim bu dönemde. Çünkü arkadaşların bazı kayıpları olabilir, onlarla ilgili yanılgıları olabilir, bazı konularda aldanmalar, aldatılmalar söz konusu olabilir. Kısa vadede Eylül başı, biraz orta vadede geçtiğimiz Mart ayından bu yana başlayan konular, uzun vadede ise 2015'ten bu yana hayatınızda olan, uğraştığınız ve sonuç beklediğiniz konular bu tutulmayla beraber netleşebilir, aydınlanabilir ve bazı sonuçlar alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa güzel destekler alabileceğiniz bir tutulma. Değişken burçlarda gezegenleriniz varsa haritanızda işte Başak, Balık, İkizler, Yay 25 derece ve yakınlarında da yerleştiyse tabii ki tutulmanın tesiri daha etkili, daha kapsamlı çalışabilir sizin yaşamınızda. Daha kadersel önemli etkiler alabilirsiniz. Evet, Güneş ayın 23'ünden 22'sinden itibaren Terazi burcuna geçecek artık. Biraz daha hani iş konuları, işte günlük hayatınız, mesleki uğraşlarınız, sağlık konularınız falan hani bunları aydınlatmaya başlıyor. Venüs Akrebe geçiyor. Venüs'ün Akrebe geçişi ilişki dinamiklerinizdeki enerjiyi arttıracaktır. Hani her türlü konuda eşinizle, partnerinizle veya ortaklıklar alanında burada Venüs'ün enerjileri ayın 23'ünden itibaren sizin için öne çıkabilir. Ayın son günlerinde 29-30 Eylül gibi Terazi burcunda Güneş, Merkür, Güney düğüm, Ay düğümü birleşimi var. Biraz da geçmişten gelen tesirler, özellikle hak edişlerle alakalı iş ve mesleki konularda bazı güzel fırsatlar, tesadüfler karşınıza çıkabilir sevgili boğalar. Evet, bu videoyu faydalı buluyorsanız beğenebilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum.